arada bir tane tepe gibi bir şey kalmış sadece. Bizde de mesela mezarlıklar köyün girişindedir. Girişi ve çıkışına düşer. Tarihteki Karaaltın Tutuşköyü serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Önceki videomuzda bu köyün yerleriyle tanıştık ve artık biraz köyü gezmeye ve yerleşimi görmeye ne dersiniz? Köyün girişinde eski videolarımızdan Yörük Köyü videosuna atıfla başlayalım. Girişte gördüğünüz mezarlığın hikayesini Coşkun abimiz orada kısaca bahsetmişti. Evet, eski bir Yörük yerleşimi olan bu köyde de girişte ve çıkışta ölümü hatırlamak için mezarlık köyün girişine konumlanmış. Şimdi köyün eski evlerinden birinin kapılarını aralayalım ve içeride bulunan eserleri birlikte görelim. Burada çeşmemiz vardı bizim. Küçükken ben burada oynamaya bayılırdım. Bir de direkt evin önünde. Ha, evin önündeydi. Dediğim gibi onlar falan yıkıldı hep. Gerçi biraz yakınsız ama. Sonuçta yaşamadığımız yer. Aynen. Babaannem vefat ettikten sonra, ki öncesinde de babaannem bizimle yaşadı. Erkekle giriyor muyuz? Girin. Bir şey yok zaten. Depo gibi mi koymuşsun? Biraz daha artık hani depo gibi kullanmaya başladık. Eşya yok. Evin içi nasıl serin, farkında mısın artık? Evet. Evet, burası serindir. Burası babaannemin odasıydı. Çok kıymetliydi bu oda. Yatağının üstüne kimseyi oturtmazdı. Hala yatağı duruyor. Ha? Orijinal yatak, ana karyola. Bu şekilde. Duvarlara böyle şeyler asılırdı. Ama yüzlerini de kapatırlardı ki hani namaz kılınan evde hani bir figür olduğu zaman melek girmez derlerdi hep. O yüzden yüzler hep yamalıdır, bak. Burası da böyle bir evimiz. Radyoya bak. Evet, eski radyo, babaannemin radyosu. Aynen, tohumlar burada yiyordu babaannem. Babaannemin eski elbiseleri. Aa, pampas. Bak. Babaannemin eski elbiseleri. Babaannemin eski elbiseleri. Çok tatlı. Şimdi giysen giyilir abla. Bak, ben sana annemin elbiselerini göstereyim. Annemin gelinlik elbiselerini. Çok modern, çok gerçekten güzel elbiselermiş. Yani şu anki kıyafetlere bakıyorum. Gerçekten o modernlikte, o zerafette değiller. Ya bunu bak, koy koy, şimdi satılır ya. Aynen. Satılır kesinlikle. Moda derler, satarlar. Bir de dikim yani. Falan çok iyi yalnız. Tabii. Gördünüz mü? Gördün mü onu? Onlar da yani şey, genelde işçilik, halamın iyi. İşçiliğidir mesela. Hani el işi güzeldir. Herkese, annem de öyle. Kendileri dikiyorlarmış bir de. Yani hani öyle özel terzi falan da yok. Her kadın bu işten anlıyormuş. O dikişten, mecburen. El işinden. Bakan anlarmış önceden. Bundan bizde var. Gel bakalım ya. Bizde ama şeyler kullanılmıyor ama var. Eski kazanlarımız. Bunlarda işte pekmezler kaynatılıyordu. Şıralar çıkarılır. Bunlara alınır. Toprakla birleştirilir. Bu arada üzümü pekmez yapan şey, onun özel bir toprağı vardır. O toprak ona tadı verir. O şeker tadını ondan alır. Yoksa üzüm kaynatılırken içine harici şeker katılmaz. Bastonlar falan da mı? Bastonlar var, evet. Bu? Onlar eski kap kaşık, bakır. Abi, eski dediğin bunun tarihi var ya. Yani önceden hani porselen yok. Bak bu el işçiliği, mavisinden nasıl şey mi? Doğru. Peki şu ayakla çiğneme gerçek mi? Tabii. Yani onları başka türlü elinle yapamazsın. Ayağına poşet geçirsin ya da hiç kullanmadığın bizim çizmelerimiz vardır. Sadece o iş için kullanılır. Ayakta onu ezersin ki onun şırasını, yani suyunu çıkarabilirsin. Ya şimdi hani normal şeye okey de, çizme falan çok güzel serildi. Çıplak ayakla ezenleri gördüm ben. Ya vardır, illaki vardır ama sonuçta o kaynıyor. Çünkü hani mikrop öldü. 1 kilo 2 kilo üzümden bahsetmiyoruz. Hani tonlarca üzümden bahsediyoruz. Onu başka türlü onun suyunu çıkaramazsın imkansız. Alışın çok zor. Bu çıkrık. İp mi yapıyorlar? İp doluyorlarmış. Önceden babaannem dokuma işi çok yaparmış. Kendi dokuma elistiği. Aynen, ipini falan kendi üretirmiş. Hani o yünü tiftikler. Ondan sonra ip haline getirir. Çıkrık da
gerget eder. Sonra da dokumasını yaparmış. Onlar bizim üzüm sepetlerimiz mesela. O en önemlisi. Bu hatta dün Kültür Bakanlığı'nın Çorum sayfasında özellikle anlattıkları sepet bu. Evet. El işçiliği sepet bu. Elle örülmüş sepet. Bu sepetin ağaçları tek tek ıslatılıyor. Aynen. Işletler, bizim bükülüyor. Kadarıyla İskilip'te çok daha fazla yapılıyor bunlarda. Sepetlerimiz bizim mühimdir. Yani o dediğim gibi üzüm zamanı bağ bozumu dönemlerinde onlar bizim vazgeçilmezlerimiz, olmazsa olmazlarımız. Buna güğüm derler. Biliyor musunuz bunu? Bunu biliyorum. Bunun hatta şeyinde... Bunun küçüğü vardı. Küçükleri evde kullanılır. Büyükleri de önceden evlerde su olmadığı için meydanlarda çeşmeler olur. O çeşmelerde de işte gelinler ya da evin kızı, evin hanımı neyse ya da eşeklerle götürüp... Su doldurup eve getirirler. Onu da getirirken şu şekilde, bunun usulü budur yani, buradan tutarsın. Bele. Şuraya yerleştirirsin, ağırlığı bele verirsin ki daha rahat taşıyasın. Çünkü elde taşınır. Ama siz de tabii çeşme evin önünde olduğu için. Yani bu nasıl bir lüks. Oraya da çeşme sonuçta 1970'lerde gelmiş. Öncesini düşünelim. Yoğurt, yemek, yani pekmez, her şey saklanıyordu. Işte. Tencere işte, büyük tencere, büyük bak, kazanlar. Bak, bunlar hep de el dövmesi için şeylere. Evet. Ve bunun orijinal lezzeti farklı oluyor. Aha. Gerçi şey, odun ateşine falan olduğu için... Basunlar falan hep kendileri yapmışlar ama babaanneler. Sana evet. Basunlar. Orijinaldir. Bunlar da yine bağ sepetidir mesela. Bunlar da eşekle getirebilmek için büyüktür. Semerin kenarlarına mı? Tabii, semerin kenarlarına artmak deriz biz. Ardarız. O şekilde alttan iplerle geçirip semere tuttururuz. O şekilde getiririz. Bu bir şey mi? O yer sofraları kurulurken onun çek altına. Al istersen. Onu açarız. Yer sofrası kurarken şöyle üzerine tepsi konulur. Masa olmuş bir de. Çok iyi. Tepsi ve boyamışlar bu şekilde. Tabii. Desenli. Şurada çok benim iyi. Neyin var abla? Oyuncak eşiğim var. Al. Bak gel. Ama evet şey yani öyle dağıtmamışsınız, şey yapmamışsınız eski. Bak bu Tokaç. Tokaç bilir misiniz? Şeyde Yörük köyünde görmüştünüz. Onlarınki daha uzundu. Çamaşır. Odunları getirip suları burada ısıtıyorlar. Buraya da açaraklar çamaşırları üst üste koyup Tokaç adı verilen bu ahşapla da döverek yıkıyorlar. Bizim de Tokaçlarımız böyledir. Çamaşırlar bununla yıkanır. Az önce girdiğimiz yerde işte bir ocak yakılırdı. Ben hatırlıyorum, o zaman makinamız yoktu. Büyük kazan, su kaynatılır. Önce beyazlar yıkanır, işte kazanda kaynatılır. Sonra Tokaç'la dövülerek İyice kirli yıkanır. Akıtılır. Aynen. Ondan sonra tekrar kaynatılır. Sonra durulanır, asılır. O şekildeydi. Bununla dövülürdü. Ağır mı abla? Ağır gibi. Yani ağırları da oluyor. Kişinin eline göre yaptırılır. Baksana aslında bu biraz. Kadın olarak sen düşün. Ama şöyle düşün. Şey... Akşama kadar onu sürekli işte sallıyorsun. Onu bu yani. Yapımdan dolayı mı? Normalde ağır bir şey. Ama şöyle tuttuğunda hafif. Ama sürekli yaptığını düşün. Sürekli abla. Yapıyorsun. Akşama kadar. Yani kol kasınla. Hayır ne yapsan ama o zaten. Orası öyle. Tabii. Bu benim oyuncak beşiğim. Bunu bana rahmetli halam almıştı. Osmancı'ya gittiğinde maaşını çekmeye. Bu bir nebze de şeye geldi herhalde. Yani günümüze biraz aktarıldı bu. Aynen. Hala görüyorum var. Ben bunu. Önceden benim kuzenimin çocuğunun beşiği vardı. Bunun büyüğünü düşün. Gerçek beşik. O da büyüdü çocuk benim. Yani bunun büyüğü. Ben şunu da ilk başta beşik sanmıştım aslında. Şu desenli görünce. İşte beşikte de boyu varmış evet, onun gibi. Evet bak desenli öyle. Ondan dedim. Ya önceden işleme estetik daha şeymiş. Önemli. Daha güzelmiş. Daha böyle ince uğraşılıyormuş. İnce uğraşılıyormuş. Şu an öyle bir ince işçilik maalesef ki yok. Boyu gelişi güzel. Boyuyor, geçiyor. Aynen. Bak, minimal. Şu fabrikasyon alanı dolabın. Şu da el yapımı olanı. Tabii. Aradaki farka bak. Yani. Bak. Adam şurayı özellikle uğraşmış. Detaylandırmaya çalışmış. Bak yandaki çekmecenin delikli yerlerine baksana hayatım. Tabii. Babaannemin çikolata, bisküvi, tatlı. Onlar mutlaka vardı. Hani ora açılsın diye biz dört gözle beklerdik. Ama babaannem açmazdı. Rahmetli.
Böyle burayı biraz ardiye gibi kullanıyoruz artık. Üf, ha şunu gösterecektim ben size. Abi şurada değirmen gördüm. Evet, taş değirmeni. Elle döndürüyor değil mi bu? Evet. Şunu kaldıramadım. İki tane taştan oluşur. Alt taş sabittir. Üst taşta delik vardır ve kolu vardır. Bulgur falan çekerken ya da işte o an un lazım diyelim. Bunda öğütülürdü. Aradan koyarsın, buradan güç alırsın, çevirmeye başlarsın. Ama sürekli çevirmen gerekiyor bunu da. Yavaş yavaş da bu delikten işte buğdayı, bulguru koyarsın inceltmek için. O yanlardan incelen dökülür. Allah çok Allah. Ağır bir şeydir. Bunu da annemin kullanırken ben çok görmüşümdür çocukken. Sürekli başına otururdum anne ben de çevireyim falan diye ama gücüm yetmezdi. Buna bir hız gerekiyor yani bir gücünü kuvvet alıp lazım. Böyle hızlı bir çevirdiğin zaman sonra hafiflemeye başlıyor ama sürekli çevirmek gerekiyor. Bu da değirmenimiz. Taş değirmen. Vay be. Ölmahallar bu. Sandık babaannemin. Sandık çok güzel. Sandıkları. Bu sandığın üstündeki boyama mı? Şey, seninki kaplama. Saç kaplama. Çok güzel desenler ya. Bak oradaki de öyle. Köşekler. Köşekler, yorganlar, işte eski ürünler. El oyalı şeyi, yastık. Tabii. Tek yastık. Ayrılmasınlar diye. Tek yastık, uzun yastık. Şimdikiler küstüm yastık. Ayrı ayrı. Yine sepetler, seneler, elekler. Bu şekilde. Vay be. Terek dediğiniz şey bu karşı. Burası terek. Önceden dolap falan olmadığı için evlerde haliyle şeyleri koymak için kabuk aşağı, işte kaşığı ondan sonra tencereyi falan koymak için bu şekilde açık dolaplar olurdu. Sonra kapalı dolaplara döndü tabii. Evet, belki bundan 4-5 sene öncesine kadar böyleydi işte o halamlar o evi yaptığımdan önce. Hala o mutfak böyleydi. Mutfak mıydı? Babamın bareti. Ocakta. Ocakta zamanla kaldı. Evet. Burada dediğim gibi insanlar, erkekler geçimini ocaktan sağlıyorlardı. Baret çizme zorunluydu ocakta. Da babamın bareti. Vay. Evet, cidden müze gibi ya. Ya burada aslına bakarsan da çok daha fazla şeyler vardı ama zamanla artık yığıla yığıla hani mecbur atmak zorunda kalıyorsun. Eksiltiyorsun. Aynen bak Atatürk portresi de arkada kalmış. Oraya gelmiş. Aa bu çizim mi? Yok canım bu baskı. Ama çizim mi baskılamış yani? Bunlar da ocak çizmeleri işte biz üzümleri bununla çizmiyoruz. Boşa yapmıyoruz. Ha bunlar da kullanılmıyor zaten sadece şey. Belli bir çizmemiz vardır, ona kullanırız. Bunlar da babamların ocak çizmesi. Şimdi yer altında kullanılıyor. TSE yazıyor sanki. TSE. Evet. Türkiye. Standartlar Enstitüsü mü? TSE evet. Mi, TSE mi? TSE mi? TSE. TSE yazıyorsa Türk Standartlar Enstitüsü. TSE ise bilmiyorum. TSE. Ha, Türk Standartlar Enstitüsü. Devlet üretimi. TSE diye bir şey var mı? İşte onu düşünüyorum. Araştırıp şuraya yazacaktım şimdi hemen şuraya. Burası da böyle babaannemin, rahmetli babaannemin. Onun içinde yatsın mekan. Ne fotoğraf aldım ben. Bir bakayım. Karşı tarafımız da mezar. Onu fark ettim. Gece ben akşam burada... çaya falan geliyorlar mı? Gelen olmadı. O şeyi yapalım mı? Cinlikle. Yapalım. Ey cin geldi senin köyü zor diye bu kol ses koyuyor. Yani boş bir köy derse mezarlıkta olma olasılığı daha yüksek değil mi? Yani. Bir de gece kalkıyorlar mesela. Babaannem burada mı abla? Bu dere akıyor muydu daha önce abla? O dere çok... Yani hiç hatırlamıyorum ben aklımı ya. Dere yatağı aslında. Böyle sürekli su gelen bir şey değil. Kışın mışın böyle? Kışın işte sel gelecek de çok yağış olacak. Yukarıdan sel gelecek öyle.
öyle. Bura odunluk herhalde. Yok. Yemeksiz çamanlık ve odunluklu maalesef oralarda yıkılacak. Burayı da muhtemelen seviyor, yıkarız diye düşünüyorum. Bahçeye mi katacaksınız? Ha, yıkıp çünkü şey artık. Ben şöyle tuvalet düşündüm. Şey yapıyor. Birinin üzerine yıkılır diye. Dışarıda tuvaletimiz yok. O dışarıda tuvalet alışkanlığı bizim köyde yok. Herkesin evindedir yani. Yani bak ocak yok. Yani, desene bak. Sen deseni gördün mü? Annemlerin gelinlik sandalyesi. Burada el yapımı. Gelinlik sandalyesiymiş. Yani annemle evlenirken alınan sandalye. Ya mutfak takımı görüyor musun artık? Şunlar da. Ülkü Derneği. Ülkü Ocakları Derneği'nin sandalyeleridir. Burada ocağın, ülke ocaklarının da yine odası varmış, o dönem işte amca falan siyasetle ilgileniyormuş falan sonra. Yani bayağı da şey bir köymüş, hani siyaset açısından aktif, aktif bir yaşayan. Ama şey var zaten, ocak mocak olduğu için bu da siyaset evet. Ağır işler. Yani okuma evleri falan varmış, köydeki o erkekler, insanlar gidip orada hani kitap okuyan insanlardan bahsediyoruz. Hani köy deyince akla genelde şey gelir ya, çiftçilik, hayvancılık. Ondan sonra insanlar şeyle uğraşır, hayvanla, çiftçilikle uğraşır, başka bir iş yapmaz. Kadınları şalvarlıdır, Yemenlilidir. Öyle bir izlenim olur. Aa, ben de öyleydi, ben Merkel'in köyünü görene kadar yani. Bizim köyde de mesela o yıllarda şeydi, hani kızlar başı açık gezen, modern, kot pantolon giyen, oje kullanan, kuruş süren, kızlardı yani. Modern diyorsun. Kızlar yönünden de okuma oranı yüksek bir köydü yani burası. Erkekler ocağa gitse de her ne kadar kızlarını da okutmayı tercih etmiş bir köy. Bizim köyde mesela tam tersi, bizim köy tamamen kapalı işte, hala o yelekleri şeyleri giyerler yeri geldiği zaman bir yerde otururken falan. Şimdi daha yeni yeni açıyorlar mesela. İbadeden falan hala biz yanına oturttuğu zaman böyle bazen özür amcanlar şöyle bakar mesela. Yok, yerine göre hani burada da şeydir ama o kadar öyle yoz bir köy, işte haremlik selamlık olsun bir köy değil. Gelişmeye açık çünkü işte aynen. O dönemlerde farklı şehirlerden kesinlikle. Gelmenin de etkisi büyüktür kesinlikle. Burada. Kesinlikle, hani dışarıdan işte o mühendislerin, memurların gelmiş olması da bir etken muhakkak ki. Bizim köyde dediğim gibi yani o dönemde sanmıyorum ki hiçbir köyde bakkal olsun. Bizim köyümüzde bir sürü bakkal vardı. Köyde oje satılırdı, ruj satılırdı, makyaj malzemesi satılırdı yani 90'larda. Yani. Hani şehirde vardı belki bu ama köylerde sanmıyorum olsun. Yok, bakkal yokmuş. Yani kimi köyde yapıtlar yakın. Bizim köyümüzde 4-5 belki 6 tane bakkal vardı yani. Sizin köyde var mı bakkal? Yok hayatım. Hala mı? Bizim köye telefon gelirdi. Şurada 5 sene oldu. Bak mesela. Cep telefonu gelirdi. Köyden ziyade biraz daha Mera gibi bir yer. Hatırlıyorum. Biz o zaman daha konuşurken ben bir köye gitmiştim. Telefon çekmiyordu. Evet. Tepeye çıkıyordum. İşte onun ertesi sene oldu. Düşün yani. Şurada 5 sene içerisinde cep telefonu geldi. Yani asfalt daha yapılalı şurada belki 5-6 sene oldu köye. Okul varmış. Yani. Artık yok hayatım. Yani benim babam da orada okumuş mesela. Okul varmış. Şu an ama yok. Ama gerçekten çocuk yok. Bizim köyümüzde dolayı. De maalesef ki okul var ama çocuk öğrenci yok. O yüzden öğrenci atama yapılmıyor. Atama yok. E şimdi kadro olarak kullanıyorlar mesela bizim orada. Ya da misafirhane olarak kullanıyorlar bizim köydeki şeyde. Sağlık ocağı varmış orada, bizim köyde şey varmış, doktor varmış. Hani dönem dönem gelen. Sonradan sonraya gitmiş. Ama yani bu o kadar da gelişmiş bir yer değil bizim orası. Yani tamamen eski Türk göçebe kültürü olmuş, oraya göçmüş olmuşlar. Devlete demiş ki al sana bir doktor, bir öğretmen, bir hoca. Burası da bizim ekmek yaptığımız ve biz kaynattığımız yani fırın. Üzüm kaynattığımız bir fırın. Ekmek önce sacın üzerine kotulur, biraz burada pişirildikten sonra ateşin içine sokulur. Biraz da ateşin içinde kızartılır, pişirilir ki daha şey uzun ömürlü, dayanıklı olsun. Duvarlara da yapıştırıyorlar ya şu atlar. Yok, ondan bizim buralar bilmiyor. Onu bilmiyoruz. O
dediğin üründe. Daha derin tandır olması lazım ona. Bu biraz daha böyle şey. Çok eriyor. Ya, yapıştırıyor. Ekmek orada kalıp pişiyor. Ha bu da çok şey alçak aslında şey değilmiş. Çok, çok alçak yüksek değil. Çünkü ekmeği içine soktuğumuz için dediğim gibi hani içinde de biraz pişirme yapıyoruz biz. O yüzden çok alçak değildir bizim ocaklarımızda. Buradan şu ne? Sabit mi? Şey olan. Yo, o dönüyordur. Bu mu? Ha. Bunu kaldırabiliyorsun. Bu sacı kaldırıp dediğim gibi ocak az oluyor. Önce gösterdiğim kazanlar var ya onları koyup üzümde kaynatıyorum. Ama yer yer onu çamura sıvamışsınız herhalde değil mi abla? Kenarda. Burası yeni hava yapıldı. Hava almasın diye çamura mi? Çamura sıvıyorsun mecburen hava almasın diye. Ateş dışarı taşmasın ve şunu sabit tutsun diye. Ha. Abone olmayı unutmayın. Abone ol, beğen, yorum yap ve paylaş. Burada muhtara kaya derler. Muhtar demezler. Kaya. Köyün kayası. Köy kayası. Kayası oradan geliyor. Evet. Memik kaya derlerdi. Dedeme de lakabı odur. Memik kaya. Öyle. Sizin acaba burada yapılanma şeyi o sebepten kaynaklı mı? Nasıl? Muhtarlığa yakın olsun. Köy girişinde olsun direkt. Yok orası sonradan ha, olmuş sonra ya muhtarlık. Orayı okuyormuş zaten. Muhtar değilmiş. Efsane muhtarlık diye bir yer yokmuş zaten ki. Yani, muhtarın yeri muhtar, kendi evi. Şey varmış yani oda dediklerimiz yer varmış. O odalarda da hani muhtar düzenlermiş o odayı. Dışarıdan misafir gelinirse orada ağırlarmış muhtar. Ha bildiğin köy dedi. Yatmasını kalkmasını otel gibi düşün ya da misafirhane gibi düşün. Bizim köydeki okulun hali şimdiki. Ha, bizim evet. Köy odası orası. Yani köy odası varmış. Orayı hem muhtarlık olarak hem de dediğim gibi dışarıdan misafir gelirse orada ağırlamak işte yatılı ya da oturma olarak ağırlamak için oralar kullanılmış. Hadi gidelim. Ayakkabıları gör. Çöp süpürgeyi gör. Bizimle böyle yapıyoruz. Süpürüyorsun. Kapıyı gör. Bu duvar eskiden ağrıyordu. Gör. Gör. Kapıyı gör. Mavi. Boyamayı gör. El boyaması. Gör. Gel kenara havluyu gör. Şöyle bak şuradaki camı gör. Yeni çekilmiş. Yeni çekilmiş elektriği gör, ampulü gör. Gel burada söyle bacıyı gör. Mumu gör, mumu gör, mumu gör. Burası da bizim hıllav odası. Selam Şınar. Hadi başlıyoruz. Nasıl serin? Ay eski takımlar. Bakın bilir misiniz? Hepinizin, anınızın, babanızın evinde olan. Ay. Gold, altın takım. Bak. Dönemin. Furyası. Ola mı çeyiz? Oluyor. Derecesi yani. İyi. İyi dereceyle bahçe hoşluk belgesi. Eski maden çalışanı veren belge. Evet. Gazlanması. Alt, arkasına ne yazıyor? Sark, PV, Sark. Şark mı? Şarktı. Şark. Şu ne? Ayna. Şu o zaman asker fotoğrafı. Aa şeyin aynısı. Neyin? Batuhan'ın. Ha, o yüzden diyorum ya babama çok benziyor Batuhan. Hmm. Hala çalışır ve çok güzel de soğutur onu. Çok tatlı. Fişe bağlı mı şu an? Değil. Bu tarafa alalım mı? Yok. Arzu. Köşe divana gör. Burada oturması çok keyifli olur. Burada kitap okuması. Ablam mesela... Hüseyin Açınar'ın gençliği. Ortaokul halim. Ayten ablam burada oturur. Sürekli halam da hakeza. Kanevçe. Nakıç. Kanevçe yaparlardı. Ya dur bir takma bir şey olur. Bir şey olmaz. O gece lambası. Yani, el yapımı. Dirençle yapılmış. Karşıdaki saat yine çok eski saatlerden bir tanesidir. ADL. Dodur'da bin yiğitli ocak işçilerine. Orada şeyde de yazıyordu o. Ha, o girişte Dodur'da da girmiştik ya. Ha, o tesisin girişinde ADL yazıyor. Ben de diyorum niye TK'yı yazmıyor da yok, ADL yazıyor. Bin yiğitli diye
diye geçiyordu burası. Bak yorum yapmadım orada, ölme çıktı. Önceden gazetelerde şey dağıtılırdı, böyle maket ev falan yapardık. İşte maketler dağıtılırdı. Şu yukarıdaki balık var ya. Ha. O eski gazetelerden çıkan maketlerden yapılmış bir balığımız. Bunun her parçası bir gazeteden mi çıkıyor? Yok, bütün olarak çıkıyor. Sen birleştiriyordun onları. Ha. Ben kupon gibi falan diye düşündüm. Pişpirik. Eski show. O ilk DVD'mizdi bizim. DVD, kaset çalar ve radyo. Vay be. Var onda. Asıl şeyimiz, teybimiz. Şurada. Gördüm onu. Evet. Hatta şeylerim vardır benim. Kasetler kasetlerim mi? Vardır. Doldurma kasetlerimiz falan da şimdiki çocukların birçoğu kaset bilmiyor. Bak gücü aldı, sese bak. Şimdi sesi nasıl iyidir bunu biliyor musun? Senin hasretinde dinlenir burada. Eski banyo kazanları. Banyo kazanıyla banyo yapmak çok keyifli olur. Hamam gibi yapar banyoyu. Suyun ateşi alıyor alttan. Aha. Üstte de su var. Üstünde o haznede su oluyor. Orada kaynıyor ve oturup banyo yapıyorsun. Çok keyifli olur. Onun banyosu. Hala bağlı mı? Çalışıyor mu? Yok. Su bağlantısını kestik çünkü orada alta yarıklardan su akmaya başladı alt kısmı. He, orası çürüdüğü çatladı. İçin burayı artık komple iptal ettik. Biz burayı kullanmıyoruz. Altı. Aşağıyı daha çok kullanıyoruz. Burası da mutfağımız. İki mutfaklı ev. Önceden aşağıda amcamlar yaşıyordu benim çocukluğumda. Biz burada yaşıyorduk. Babaannemler yan tarafta. Alt katta da küçük amcamların evi vardı. Onlar yaşıyordu. Ondan sonra amcam kendine yeni ev yaptıktan sonra orayı biz babam amcamdan aldım. Orada. Orayı da biz kullanmaya başladık. O ne? O fare savar. Valla mı? Aynen. Onu taktığın zaman küçük sinyaller veriyor ve içeri fare falan girmesini engelliyor. Çok iyi. Haydi. Haydalım. Aydınlandı. Işık geldi. Burası da diğer odamız. Burası babamın yatak odasıydı normalde. Sonra duvarını falan tekrar yaptırmak zorunda kaldık. Ondan sonra da iki kişilik bir oda haline getirdik burayı. Şunlar bizim şey sandıklarımız. Daha doğrusu ablamlarındı. Ama sandık artık bitmeyince. Horoz var dışarıda. Sabah bu ses duyanacağız artık. Burası da böyle bir evimiz. Örtülerin ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar elbise örtüsüdür. Elbise örtüsü dediğimiz şey de önceden gardırop olmadığı için önlüyor elbiseler mi? Tozlanmasın diye arkaya elbiseler asılır. Üzerine de bu geçirilirken elbiseye toz akmasın. Akmasın. Mantığıyla. Bütün duvarlarda, yani daha doğrusu yatak odası duvarlarında bu elbise örtüleri olurdu. Olur. Aha. Şimdi bunu buraya böyle kaldı. Aynen. Ha, evet, otantik olmuş. Aynen. Gayet hoş duruyor. Özel bir nedeni yok. Diğer odalarda vardı, annem onları attı artık yeter. Ama şimdi düşününce bu tarzda bir yeni, modern şey olabilir duvarlarda örtü. Evet. Öyle. Bu şekilde. Bunlara mesela divan deriz biz. Altına şey koyarsın. Tahtadan yapılır. Altları boştur. Altlara işte ekmek tahtaları, tablolar ya da şey olmadığı için, dediğim gibi dolap falan olmadığı için elbiseler leğenlere katlanıp altına itilirdi falan. Bunlar daha yüksek oluyor herhalde değil mi? Yüksekleri de oluyor. Hani bu şekilde alçakları da oluyor. O kişiye göre değişiyor. Çünkü bizim o giriş var ya eski, şu an dolabın olduğu yer köyde. Orada şu kadar bir divan vardı, ben çocukken hatırlıyorum. Biz ona tırmanırdık. Ulan da eşeğe ulaşacak, tırmanma diye kaçmamı buldu. Siz irisiniz ama uzun boylu ve bahçede. Buranın insanı biraz daha hobbit gibi. Siz videolarında zaten fark gözüküyor yani. Biz onlar için buranın insanları. Çok normal. O yüzden bizim daha minimal. Daha minik çalışıyoruz.
Bak hatta şu kadardı, dedemler orada yatardı böyle, o odada ortada yatardı. Orta. Dedemlerde de vardı senin dediğin gibi böyle yüksek divanlar ama o dediğim gibi hani kişinin kullanım arzusuna yani, bağlı değişkenlik gösterebilir. Sonra 4x4'e biner gibi binerdiniz. Önceden mesela şeyde Yörükköy'de gördüğünüz o dolaplar, banyo dolapları vardı ya, onlar mesela burada da vardı. Bizim şurada bu vitrinin olduğu kısımda dolap vardı. Herkese, bütün odalarda vardı. Sonradan annem kaldırttırdı hani banyolar yapıldıktan sonra. Aynen. Sökülme yeri mi? Tabii. Orada dolap vardı. Şuradan gidelim. Bütün odalarda o banyo dolabından bizde de vardı yani. Çünkü önceden burada yan ev yapılmadan önce dedemler, annemler, annem yeni gelin olduğunda annemler, amcam, halam falan hep beraber bu odada yaşıyorlar, bu evde yaşıyorlarmış. Herkese bir oda düşüyor işte. Ona göre de her odada kendine ait bir banyosu. Bak burada gıcırdayan. Gıcırdayanlar var burada. Ama o şeyinden. Şu ne abla? Ne? Şu. Gaz yağı şey değil mi? Şey. Yağlık değil mi o? Yağlık gibi bir şey yani, fıs fıs. Ben onu gaz yağı doldurmak için diye tahmin ettim sana. Ha, bunu neden kullanıyorlardı bilmiyorum ama işte öyle bir şey. Pompalı şey. Yağlık sanıyorum. Bilen varsa yoruma alsın. Lütfen. Buranın tek farkı köyden de biliyor musun? O eski Süheyl ablanınki hayal et burayı. Tek farkı şu. Şu kapı bu taraftan açılması. Evet. Köyünde olsa kapı şöyle açılırdı. Hani o Filiz Yezer'in mantığı şöyle açılırdı. İçeri görünmesi mantığı. Buradaki tek fark o kapının böyle açılıyor olması. Hı. Aslında evin bak çatı da ahşap. Şey de mesela. Şey ne kadar hoş. Bu yeni mi? Ne? Avize. Avize. Bunlar yeni. Önceden bu uzunlar var ya. Floresanlar. Onlardan vardı. Bizim de mesela mutfakta şeydi. Benim çocukluğumda bu mutfak sonradan dolap falan takıldı. Şurada yine şey vardı, dolaptan vardı. Banyo dolabı değil mi? Zaten yeri belli yine. Şurada bir ocaklık vardı. Aha. Yine o eski ocaklardan. Çeşme yine buradaydı, biraz daha aşağıdaydı. Tezgah falan yoktu. Ondan sonrasında işte biz tadil ettirdik, mutfağa dönüştürdüler. Burası taş mı? Abla dışı ama kerpiç değil mi? Kerpiç sanırım. Yani İkinci kerpiç de mı? Değil de. Taş dizip üzerine kerpiç sıvamışlar. Aynen. Daha sağlam yani. Tabii canım. Bak çünkü niye öyle dedim? Çünkü bak burada duvarlar çok kalın değil. Şeyde hatırlıyor musun? Köyde bizim şeyde girdiğinde şu kadar. Sabit kerpiç olduğunda yıkamasın diye bütün duvarlar bu kadar. Evi küçültüyor. Hmm. Burada duvarlar küçük. Niye? Taştan dizme. Belli çünkü bak şurada da var. Aa gözüküyor zaten, niye sorduysan. Şey işte çok tadile tamir ettirilecek yerler var. Bak sen şuralar falan hep çatladı. Ama doğaldır. Bu taraf bir de deprem bölgesi bir yer aslında bakarsanız. Hani Dodurga daha öncesinde çok 31, fazla. 31, 35, aha. 47, 48. O dönemlerde yıkılıp tekrar yerleşim haline getirilip hatta yerleşimi taşınma düşüncesiyle şey yapıp ondan sonra da ocaktan sebep tekrar buraya göç almaya başlamış bir yer. Ama zaten maden olan yerde çok fazla deprem olurmuş. Allah maden çünkü altta bir boşluk oluşturduğu için, gaz oluşturduğu için aslında maden olduğu yer daha çok sallanmış. Burada da mesela köyün girişinde o şeyin karşı tarafında Alpoluk tarafına giderken. Oraların alt kısımları komple aslına bakarsan boş. Oralar istimlak edildi. Oradaki evlerin birçoğu zaten boşaltıldı. Çünkü altı boş. Altından kömür çektikleri için en ufak bir sarsıntıda orası oturma riski çok yüksek oraların. Ama bilmiyorum. Ev bayağı iyiymiş ya. Çok hoş duruyor. Mustafa Bey'e bir evimiz.